Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DAEŞ'la mücadele olduğunu kim iddia edebilir? Var mı böyle bir şey? Yalan. Terör koridoru sadece Türkiye'yi kuşatmaya yöneliktir. Kimse bizi aldatmasın. FETÖ ile irtibatlı olan ülkemizdeki diplomat vasfı olmayan, konsolosluğunda saklanan bir kişinin kendine göre hakkını arayacaksın. Öbür tarafta İzmir'de yine bir papazın şu anda tutuklu, bunu kurtarmaya çalışacaksın. Benim kendi bankamın genel müdür muavinini kalkacaksın, hiçbir suçu olmadan alıp tutuklayacaksın. Öbür tarafta vatandaşımı, 2 yıl oldu neredeyse, kalkacaksın, hiçbir şey ortaya koymadan yargılayıp itirafçı olarak da kullanmak isteyeceksin. Ve büyükelçi hükümetim adına ben bu adımı attım diyorsa, eğer bunu da Dışişleri Bakanı da Sayın Başkan da savunuyor, arkasında duruyorsa kusura bakmasınlar. Biz de şu anda aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği tarafından alınan karar, gerekse akabinde yapılan açıklamalar ne hakikatle ne de hakkaniyetle bağdaşıyor.